Dün evet Uğur Zengin diye bir arkadaş istemişti. İnşallah seyretmiştir. Hem de onun da isteği böylece yerine gelmiş oldu. Bir de Ehli Beyt'i tabii konuştuğumuz bir demde güzel oldu. Bazı dostlar yazmışlar. Onlardan bir iki tanesini okuyalım sonra sohbetimize devam edelim abi. Gökhan Azerbaycan'dan yazmış. Selam ile başlamış. Size özellikle selamlar göndermiş abi. Bismillah. Cuma geceniz mübarek olsun diyor. İki de şiir göndermiş bundan. Bir tanesi Akif'ten, diğer Yahya Kemal'den. Ramazan'la ilgili. Akif diyor ki Ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hayır neyse. Ya Rab şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet yeyse. Madem ki verdin bize ruh-i nevin Ya Rab daha bir nefai teyit insin. Akif'in şiirlerinde o tefrikaya, o ümmetin parçalanmışlığı çok vurgu vardır değil mi abi? Yani bir de bugünü görseydin. Her şiirine bu yansımıştır. Yahya Kemal de o da diyor ki iftar önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizliler. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Şimdi bu kısmı enteresan. Diyor ki tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. Oruç tutmamış. Yurdum bu iftarından uzak kalmanın gamı hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim ki kendi kendime. Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür. Yani en azından bu duyguları hala yaşıyorum diyor. Orucu tutamadım ama diyor. Böyle bir gurbet vurgusu var Yahya Kemal'de. Danimarka'dan Ergünay o da selamlar göndermişler. Size özellikle selamlar göndermişler. Bir de istek.